Geçmişten günümüze kadar yüzlerce, hatta binlerce imparatorluk hüküm sürdü. Bazıları çok güçlü olsa da hükümleri kısa sürdü. Bazıları ise hem güçlü hem de uzun ömürlü olmayı başardı. İşte serinin ikinci videosuyla en uzun süre hüküm süren imparatorluklara devam ediyoruz. Temeli 800'lü yıllarda atılan bu konfederasyon aslında Orta Çağ'da Almanya'nın siyasi bölünmüşlüğü ve bu bölünmüşlüğün getirdiği askeri ve ekonomik zayıflıklar dolayısıyla zaruri bir birlikti. Zira Almanya coğrafyasındaki sayısız küçük devletin kendilerini yabancı bir işgalden koruyacak gücü yoktu. Dolayısıyla böyle bir konfederasyon kurarak ve imparatorluk adı altında birleşerek kendilerini korumaya almış oldular. İmparatorluk milattan sonra 962'den 1806'ya kadar 844 yıl boyunca hüküm sürdü. Ve coğrafi olarak günümüz Orta Avrupa'sında özellikle de Almanya'nın büyük bir kısmında yer alıyordu. Süreç 1. Otto'nun Almanya'nın kralı ilan edilmesiyle başladı. Ancak 1. Otto ilerleyen yıllarda Kutsal Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru olarak bilinecekti. 1618-1648 yıllarında gerçekleşen 30 yıl savaşından sonra krallık parçalanmaya başladı ve birçok ülke bağımsızlığı için mücadele etti. 1806'da Napolyon son Kutsal Roma İmparatoru 2. Francis'i tahttan indirmeye zorladı ve bölge Ren Konfederasyonu olarak yeniden düzenlenince imparatorluk yıkılmış oldu. Uzak Asya tarihine damga vurmuş kadim bir hükümdarlık. Eski Mısır piramitlerini ya da Yunanlıların ünlü mermer heykellerini ve tapınaklarını bilmeyen yoktur. Herkes Maya tapınaklarını ve onların ünlü takvimini de bir şekilde duymuştur. Ama yeryüzünde yaşayan pek çok kadim halk vardı. Bunların birçoğunun kültürleri tarihte kaybolup gitti. Bazılarının varlığı ise arkeolojik bulgularla fark edildi. Ama bunlar dünya üzerinde diğerleri kadar popüler olma şansı bulamadılar. İşte bu medeniyetlerden biri de Silla hükümdarlığı. Efsaneye göre Silla hükümdarı ormanda gizemli bir yumurtadan çıkmıştı. Ejderha kabuklarından doğan bir kraliçeyle evlendi ve Silla kültürü onlarla başladı. Silla İmparatorluğu M.Ö. 57'de kuruldu ve 878 yıl hüküm sürerek 935 yılında yıkıldı. Toprakları günümüz Kuzey ve Güney Kore'sini kapsıyordu. Kim Park Klanı tarafından kurulan Silla İmparatorluğu onun yönetiminde sürekli büyüdü ve Kore Yarımadası'nda bir dizi krallığı fethetti. Sonunda bir monarşi oluştu. Çin Tang Hanedanı ve Silla İmparatorluğu 7. yüzyılda Goryeo Kuzey Krallığı için savaş verdi. Ve Silla İmparatorluğu onları savuşturmayı başardı. 8. yüzyılın ortalarında en parlak dönemini yaşarken soylu aileler ve fethedilen krallıklar arasında bir iç çatışma çıktı. Bu çıkan yüzyıllık bir iç savaş imparatorluğun çökmesine neden oldu. Venedikliler 697'den 1797'ye kadar şaşırtıcı bir şekilde tamı tamına 1100 yıl hüküm sürdü. Venedik Cumhuriyeti'nin gururu Avrupa ve Akdeniz'de hızlı bir şekilde genişlemesini sağlayan ve hızlıca fetheden devasa deniz filosuydu. Venedik kenti başta Bizans İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. 7. yüzyılda bağımsız oldu. Orta Çağ'ın ortalarında büyük bir deniz filosu kurarak Akdeniz ülkeleriyle yaptığı ticaret sonucu zengin bir ülke haline geldi. Hatta Osmanlı Devleti zamanında altını devletler arası kabul görecek kadar güvenilir ülkelerden biriydi. Venedik altını şimdinin Amerikan doları veya Euro'su gibi dünyaca ortak kabul gören ender para birimlerinden biriydi. İmparatorluk yıllar içinde birkaç önemli değişikliğe uğrasa da yıllar boyunca sürekli genişledi. Ancak Venedik Cumhuriyeti savunma açısından zayıftı. Ve ek olarak başkentini düzgün bir şekilde koruyamayacak kadar da büyük bir imparatorluktu.
diğer imparatorluklardan farklı olarak onun yıkılmasına yol açan şey iç savaş değil, komşularıyla savaşmasıydı. Bu nedenle imparatorluğun birçok yeri komşusu Fransızların kontrolüne geçti. Napolyon'un 1797 yılında verdiği ultimatomla artık daha fazla dayanamayan Venedik'in teslim olmasını sağladı ve Napolyon'un yönetimi altına girdi. Böylece bu imparatorluk dağılmış oldu. Kuş Krallığı günümüzdeki Sudan sınırlarında yer almıştı. Tam olarak 1420 yıl yaşamış olan krallık, M.Ö. 785'te kurulup M.S. 350'de yıkılmıştı. Kuş Krallığı hakkında çok fazla bilgi olmasa da monarşiyle yönetildiği bilinmekte. Ekonomisi büyük ölçüde demir ve altın ticaretine dayalıydı. Kuş Krallığı'nın bulunduğu bölge Afrika'nın en önemli arkeolojik alanlarından biri ve alanda 57'den fazla piramit bulunuyor. Bazı kanıtlar imparatorluğun çöl kabileleri tarafından saldırıya uğradığını gösteriyor. Ancak bazı akademisyenler ise bölgenin demir ekonomisi üzerindeki aşırı bağımlılığının ormansızlaşmaya yol açtığını ve yakacak odun kaynakları bittiğinde halkın dağılmaya zorlandığını düşünüyorlar. Bu teoriye göre bahsettiğim diğer imparatorluklar kendi halklarını veya komşu ülkelerini sömürdükleri için bir noktadan sonra başarısız oldular. Ancak ormansızlaşma teorisi Kuş Krallığı'nın kendi topraklarını yok ettiği için kendi kendine yıkıldığını gösteriyor. Geldik 1480 yıl boyunca hüküm sürmüş ve rekoru elinde tutan imparatorluğa. Roma İmparatorluğu sadece tarihin en ünlüsü değil, aynı zamanda en uzun hüküm süren imparatorluğu. M.Ö. 27'de kurulup M.S. 1453'te yıkılmış ve tamı tamına 1480 yıl boyunca hüküm sürmüştü. İmparatorluk günümüz İtalya'sına ve Akdeniz bölgesinin büyük bir kısmına yayıldı. İmparator Diocletian, 3. yüzyılda uzun süreli başarıyı garanti eden bir faktör getirdi. O, imparatorluğu ikiye bölerek otoriteyi ele almayı ve Büyük Doğu genişlemesinin stresini hafifletmeyi hedefliyordu. Böylece Roma İmparatorluğu Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Roma İmparatorluğu M.Ö. 476'da Cermen kuvvetlerinin isyan edip krallarını tahttan indirmesiyle dağıldı. Doğu Roma İmparatorluğu ise aynı yıldan itibaren zenginleşmeye devam etti ve bugünkü tarihçiler tarafından Bizans İmparatorluğu olarak bilinmeye başladı. İmparatorluk içindeki sınıf çatışmaları 1341-1347 yılları arasında Bizans iç savaşına yol açtı. Ardından gelen sosyal çalkantı ve veba krallığı daha da zayıflattı. İmparatorluk veba ve iç çatışma içinde artan huzursuzlukla birlikte son demlerini yaşamaya başladı. Bir de tüm bunların üzerine karşılarına Fatih gibi bir deha çıkınca sonları kaçınılmaz oldu. Ve 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle bu imparatorluk yıkılmış oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.